Günaydın. Bugüne bakkalla başlıyoruz. Çünkü benim için, aslında benim için birkaç gündür bu yeni bir başlangıç var ama yani size ilk kez göstereceğim için bugün yeni bir güne başlıyoruz. Kısa süreli sürecek ama en azından benim için yeni. Çünkü ben bunları hiç yapmıyordum. Bugün beraber bakkalı açtık. Bakkal babamın bakkalı, yani babamın mesleği aslında. Bugün birlikte burada duracağız. Çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Dün 2 haftalık kreatingin programına başladım. Şimdi evde olmuyorum. Sürekli bakkaldayım. Bakkal çekmeyi düşünmüyordum normalde. Ama sürekli bakkaldayım. Ve bir şekilde çekmem lazımdı. O zaman dedim ki bakkalda ne yapıyorum onu çekeyim. Ve benim için de burası çok zor bir süreç. Çoğunuz belki ya da bazen diyecek ki dayanabilirsin sanki ne var ama canım sıkılıyor. Bakkala müşteri market gibi değil, sürekli gelmiyor. Ve bir şeyler yemek istiyorum. Ama yememek de istiyorum. Çünkü yememem lazım. Uzun zamandır doğru dürüst dengeli beslenmiyorum ve spor yapmıyorum. Belki zayıflarız, gaza getiririz birbirimizi dedim ve benim şu an gaza çok ihtiyacım var. Özellikle bakkaldayım ve daha da çok ihtiyacım var. Çünkü sürekli yeme isteği geliyor bana canım sıkıldıkça. Çünkü telefonla ve işlerimle bir süre anca oyalanabiliyorum. Öyle. Dün kreatingin birinci gününe başladım. Onu atmayacağım. Tamam, zaten geçti artık ve bayağı zorlandım. Tekrar yapmak istemiyorum. Çünkü ısınma ve soğuma videosu vardı. Onların ısınmasını yaptım, soğumasını yaptım ama geri kalan 3 videoyu yaptım. Bugün ikinci günü kreatingin. Bunu söyleyeyim dedim. Eğer birincisini ararsanız birincisi yok. Dün başladığım gibi artık başla çünkü hep erteliyordum. Mesela 3-4 gündür bakkala bakıyorum ve sürekli erteliyorum. İşte hani hava başla. Aman yarın başlarım, yoruldum, öbür gün başlarım falan diyorum. Ama bugün başladım. Yani dün başladım. Gece yaptım. Bugün ikinci gününü birlikte yapacağız. Ve bugün neler yersem size çekeceğim. Şu an saat 10.30 şu an saat. Sabah saat 7'de kalktım. Daha hiçbir şey yemedim. Sadece su içiyorum. Ve limonlu su içtim birlikte. Sağ olun. Babanı yok mu? Yok. Sağ olun. Kamerayı göz önünden kaldırmam lazım çünkü çok dikkat çekiyor burada. Bilecek bu kız ne yapıyor. Bak burada durursa beni kimse görmez. Ben de müşteriyi görmüş olurum. Mantıklı. Yani öyle. Arkadan levhaların bilgileri gözükmüyor değil mi? Gözükmez. Yani öyle. Birlikteyiz kısacası. Şöyle korsam daha iyi olur mu? Çünkü ben de gelini görüyorum. Hiç olmadı. Düşecek kameram şimdi. Yani böyle daha mantıklı. Gelini görürüm en azından. Yani öyle birlikteyiz ve acıktım mı derseniz evet biraz acıktım çünkü ben dün saat 6'da en son çok az tavukla patates yemiştim ve sonra bir şey yemedim. 3-4 gündür çok fazla tüketiyorum. Burada olduğum için cips, dondurma, özellikle dondurmayı çok fazla yiyorum. Yememem lazım ve yemeyeceğim. Şimdi cildimi nemlendireyim. İlk göz altımla başlayayım. Ondan sonra güneş kremini sürelim. Her zaman kullandığım gözaltı kremim. Seviyorum güzel bir krem. Şimdi müşteri gelmeden, rezil olmadan sürelim. Bugün sizin için birazcık böyle süslendim, gömlek falan giydim. Normalde buraya paçavra gibi geliyorum. Yani böyle tişörttür, eşofmandır, böyle tayttır, mahttır, böyle üzerine bir tişört geçiyorum. Öyle geliyordum. Dedim ki bugün videonun ilk günü birazcık böyle güzel dursun en azından. Haklıymış, haklıyım. Yani bari birazcık kendime şey olsun değil mi? Neyse. Üstümü önemsemesem de kremlerimi ve güneş kremimi her zaman önemsiyorum. Çünkü cilt bu. Ne kullandığımı göstermedim. Aslında çok da göstermeme gerek yok. Bilenler bilmeyenlere söylesin. Simple kullanıyorum tabii ki de. Saat 12.01 olsun. Yengeme deyip bugün yulaf yemeyelim. Şey yapayım. Yem yumurta yapsın. Aşağıda yumurta yiyelim. Haşlayalım. Şimdi güneş kremi süreceğim. Güneş kremiyle kireç gibi oluyorum. Müşterinin karşısına çıksam der bu ne yapıyor. Yani bir de bizim mahalle. Kesin izleyenler var. Zaten sıkı takipçim mahalleli. Pek sevmeseler de beni. Yani onlara göre biraz farklıyım. Ay size bir şey anlatmak istedim ama anlatmayayım. İzlerler, söylerler izleyenler, izlemeyenlere. Yani benim pek aram yok geneliyle. Bazılarıyla var. Geneliyle aram yok mahallediklerim. Onlar zaten beni pek sevmezler. Çok da problem değil kendi tercihleri. Çünkü onların giyim tarzına, yaşam tarzına hiç uymuyorum. Onların söylediği tarzda. Diyeceksin ki ama nereden biliyorsun? Çünkü zamanında
beni karşısına çekip yanına çağırıp benim anne babam karışmazken, giyiyorken birazcık yani dinde bile bu yok mesela. Dinde sen karşılık insanı kırarak, yargılayarak, infaz ederek bir şey söyleyemezsin. Bu böyle böyle diyemezsin, tamam mı? Bu böyledir yani, bunu bilmeyen de yoktur herhalde ama bir tane ablamız, adını vermeyeceğim, sen şu an izleyenler diğerlerini söyleyecek. Ablamız ki izlesin umurumda, çünkü yaptığı şey çok terbiyesiz ve dine de sığmayan bir davranıştı. Beni karşısına çekip, yanına çekip böyle eve çıkıyordum, gidiyordum. Sen gelsene böyle yapmıştı, hava yapmıştı, ben gitmiştim ben böyle hani. Tabii sonuçta büyük yani, saygı tabii, ben bir şey söylemedim, şu anki aklım olsa kesin söylerim. İşte sen bu tight'ı giyiyorsun falan filan, falan. O cümleyi kuramayacağım. Niye aklıma geldi bilmiyorum, sinirlendim. Çünkü bunu kesin izleyecekler. Ondan duydum. Genel olarak da izliyorlar zaten çoğu da. Bu arada hepsi için değil, bazıları üstünden olacak ama yani hepsi için de bazıları gelip söyle çok tatlısın falan filan izliyoruz diyor da. Diğerleri için söylüyorum. Neyse. Birazcık kötü bir tabir kullanmıştı tight giydiğimle ilgili. Ve çok kötü. Yani mesela bunu hani giymesen değil mesela. Bu da olamayabilir ama yine de öyle demedi. Ya da bu çok dar değil mi diyebilirdi. Başka bir şey de diyebilirdi. Tamam mı? Her şey diyebilirdi ama kocalarından vurarak işte mahallenin erkekleri de kocaları da böyle bardağı sen böyle gösteriyorsun. Bana ne? Tamam mı? Bana ne? Git o zaman kocana, oğluna sahip çık. Yok buran şöyle veriliyor. Bir, çok kötü tabir kullandı. Yemin ederim size şu an söyleyemiyorum. Neyse sinirlendim. Sinirlenmeyeceğim. Bugün yeni bir başlangıç yapıyorum ve bu başlangıcımı kötüye kullanmak istemiyorum. Şimdi veresiye defterin üzerine güneş kremi süreceğim, dökeceğim. Altta defter var. Babam beni gebertecek. Bir burayı dağıtayım. Ondan sonra diğer tarafları süreyim çünkü geri gelse rezil olurum. Aa siz bilmiyorsunuzdur. Bak ben o kadar rahatım ki Instagram'da çünkü anlattım, konuştum. Bu da anlatmadım. Ben niye bakkalla duruyorum derseniz bakkala bakıyorum. Ben bakkala abimle birlikte bakıyorum. O şu an işte geldiğinde o geçiyor. Annem ve babam Seda ile birlikte İzmir'e gittiler. Bilmeyenler varsa ben İzmir'de de yaşıyorum. İzmir'de bir evim var benim orada. Kardeşim orada okuyor. Onunla birlikte yaşıyoruz. Annemle Seda oraya gittiler. Ben buradayım. O yüzden bakıyorum babamın yerine. Yani bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Zaten Instagram'dan duyan, gören biliyor. Instagram'dan dün bir tane şey sormuş. Ama bir şey soracağım. Söyledim. Siz orada sepet sallıyorlar mı? Evet dedim. Sepeti sallıyorlar. Ben de götürüyorum aldıklarında. Bir şey alacakları zaman. Öyle yani. Bizim mahalleli şey düşünmez çoğu. Kendi günah kendine. Sanki benimle birlikte o da yanacak. Zorlu süreci atlattık. Şimdi anıma geçeceğim. Kimse geliyor mu? Gelmiyor. Ondan sonra yokum. Kısa bir süre. Neden yoktum derseniz. İktidara geçip edit yapalım. Tamamdır. Saat 11'e geliyor. Ben birazdan filtre kahve yapar içerim ama filtre kahveden önce de bol bol su içeceğim. Mesela bu 800 litrelik bir su. Bunu içmeye çalışacağım. En azından kahveye kadar değil ama kahveden sonra da içerim. Bir yemeğe kadar. Yani kahvaltıya kadar. Kahvaltıda yumurta yemeği düşünüyorum. Söyleyeceğim. Benim çok uykum geldi. O yüzden gelin bir kahve yapalım. Hadi. Oradan gözükecek. Ona göre gideyim. Ben şunu senin suyu döküp geliyorum. Tamamdır. Şimdi
Burada bizim bir mini ocağımız var. Ay saçım yanıyormuş, düşünsenize. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kar geldi. Sonra ben bunu böyle üzerine koyuyorum. Bu su kaynayacak. Ondan sonra ben filtre kahve yapacağım. Telefonumu şöyle biraz uzaklaştırayım. İçeri alayım. Yoksa sıkıntılı burada. Sipariş gelmiş. Su kaynayana kadar ben edite devam edeyim. Ondan sonra kahve yaparız. Efendim, olur. Yenge. Bana kahveyi, French press'i, bir de tatlı kaşığıyla kupa sallasana. Tamam. Görüşürüz. Tamam, aa yenge. Dolapta bitter çikolata olması lazım. Ya da ilk raf şeydeydi, tabakların oradaydı. Hepsini mi yedi? İyi tamam. Dolabı sersin geldim, ben hamdolum yiyorum. İyi tamam, hadi görüşürüz. Bizim bakkalda bitter çikolata yok. Of ya, niye bu kadar çikolata var da bitter yok? Evde kuru yemiş de yok. Bugün gideyim alayım, abime dediğim abim de alsın gelmeden. Şimdi ben ne yiyeceğim kahvenin yanına? Acıktım. Acıktım, çok acıktım hem de. Neyse, yapacak bir şey yok. Su kaynıyor. Şöyle kaynıyor. Aa salladım. Bekleyin. Yanına bir kıt çikolata bile yok. Gerçekten yok. Yani bir kıtın çikolata yok. Beni artık odaklasın ki aydınlansın. Yoksa karanlıkta kalıyor. Sıfat odaklamayınca. Şimdi ilk French press'imizi ısıtalım. Çünkü kahve French press'i ısıtarak başlanır. O sırada kahven biraz daha soğuk. Aleyküm selam. Sağ olun. Ben sorayım bir çünkü bilmiyorum. Hmm. Bunu bir açmak da lazım. Açayım, açalım. Kolay gelsin. Havanı. 10 tane bırak. Şey. Normal çok iyi. Evet, biliyorum. İşte mi havanı? İşte o da, işte onu aradım da Pepsi'yle ilgili sıkıntı var mı diye. Annemleri de arıyorum da açmıyorlar, hasta olmuşlar. Nazar değdirdiniz. Evet, babam dünden beri midesi kötü sürmüyor, sürekli istifa ediyormuş. Annem de öyle. Vallahi nazar etti. Onların da hava değişimden mi oldu acaba? Belki bilmiyorum, hiç yoksa açmıyorlar. Yoksa şu gömlek mömlek değil, hava attı, soğuk değil götürdü. Bilemiyorum. Baban ya. Tamam, kolay gelsin amca. Tamam. Anne. İnternetiniz yok, geldi. Necati amca geldi dedim. Arayayım da. Tüh. Bir nazar ettiler diye. Gömlek falan giydi, hava yaptı diye bu ama. Tamam. Bidonu tam bırakalım. Vallahi öyle diyor. Ve gözünüz değdi diyor annem de. Annem. Selam söyle. Selam var anne. Onun da var. Anne ne yaptınız? Sen bir sonra ara. Babam nasıl oldu? Dedim ben, dedim hasta oldu diyor. Selam var annemize. Kamera gerçekten helal olsun. Normalde video çeksem 15 dakikada kapanır. 16 dakikadır çalışıyor. Müşteriler geldi, Pepsi geldi. Sonra amcam geldi. Amcam derken babamın kuzeni, bizim fırıncı. Fırında onlar, ekmekleri de onlardan alıyoruz. Onlar da fırıncılar. Yani öyle. Üst üste geldi her şey. Neyse, kahvemizi yapalım. Bu soğumadı değil mi? Şimdiki bu suyu buna dökelim. Sonra ben bardağımı da ısıtacağım French press ısınırken. İlk suyu döküyoruz kızlar. Hemen burada da bakkalda da olsak güzel bir kahve yapalım. Kahveyi demlemek önemli. Sonra filtre kahvem. Bunu bunun içine koydum. Çünkü kendi kabı plastik, yani poşetti. Kilitliydi ama durmasın dedim. Bu Kahve Dünyası'nın filtre kahvesi. Şöyle bir ölçek katıyorum. Ha,
Tamam. Hiç karıştırmıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Kendi kendine demlenecek kahve. O sırada bardağımı ısıtacağım ben de. Hiç eylemiyorum dediğim gibi. Köşede dursun. Kaşı da boşuna istedim. Ben bardağımı da ısıtayım. Suyunu dökeyim geleyim. Tamam, bardak da ısındı. Kahvem 3-4 dakika demlensin. Ne yapıyorsun? Damacanayla kahve yaptım. Harikasın. Herhalde. Ya sen de abartıyorsun bazen. Abartıyorsun bazen. Evet. Edit yapıyorum bir yandan. Bir yandan kahvemi içiyorum. Bir yandan video çekiyorum. Çok çalışkanım. Bir yandan bakkala bakıyorum. Maşallah. Tam bana layık karı. Karı ne ya? Öküz müsün karı be kardeşim? Olacağım. Sus terbiyesiz. Of ya, evde iki parça bitter çikolata vardı, Elif yemiş. İki parça vardı ya, iki kırtık vardı. Git başka bir şey ye. O kadar şey var. Ama iyilik yapmış ama. Ne saçmalama, kahvemi şimdi boş içeceğim. Sinirlenmiyorum. Evet, çok yazık bana. Çikolata satmayı unuttum. Ay, aşk kuş. Çikolata var. Ama ben yemiyorum. Hayır, sevdiklerim de var. Karam var, brownie var, karamel var. Sen Dido seviyorsun, ben sevmiyorum. O da var. Ülke çikolata gofret var, çok güzel bilirsin. Antep fıstıklar var. Laviva var. Sadece canım çekiyor. Saymamam lazım. Çokolat var, çikolatalı. Ondan var, metro var ama benim yememem lazım. Ama artık sıkıldım. Saat olmuş 12. Ben şimdi damat olduğu geldiğinde istediğinden yiyebiliyor mu? Ha, yani istediğinden yiyebiliyorsun vallahi. Yiyor. Bize damat gelin fark etmiyor. Bakkaldan paso yiyorlar. Az önce şuradan ne istiyor? Yengem arayayım da sonra anlatayım. Beni aradı o. Ne zaman getireceksin ki sen? Tamam, ben demekten sonra haber veririm. Ona göre yumurta koyarsın. Ben iki tane veririm. İki tane ama böyle bir kere kaynasın. Ya kayısı kıvamında olur ya da az pişirebilir. Tam pişmesin de. Tamam. Ben sana konuşuruz, hadi bay bay. Arkadan çay arıyor. Ben şu çayı koyayım. Sonra size anlatacaklarım var. Yengem çay koy dedi. Ben de yumurta ekip getireyim dedi. Yok kameranın. Ay, buradan biri geliyor sandım. Gözüm koptu. Çocuk geldi. Ne istiyorsun minik? Ne? Ekmek, tamam. Dur. Abinin adı neydi senin? Sıra. Var mı? Yokmuş, tamam. Annenin adına yazıyorum. Şunu koyalım, anca kaynar. Üstü temiz. Şöyle geçeyim makam koltuğuma. Şimdi neyse, biraz sakinleştim. Aha, geldin. Parayı mı getirdin? Gel, bakalım. Şunu bir silelim. Az önce Hırdon'un biri geldi. İşte böyle şanslar da var bizde. Hırdon'un biri geldi. Su alacak. Küçük su alacak. Küçük suyu bırakın. Her şey fiyat artmış. Ben size bunun isyanını İzmir'deyken yapmıştım. Atıyorsunuz damacana suyu ne kadar alıyorum. Mesela şu an mesela iki tane damacana su 37 mi olmuş? 40'a yakın bir şey olmuş dedi annem. Ay, şarj bitiyor. Neyse. Bitmeden anlatayım. Yani küçük su alacak. Fiyatını söylüyorum. Ama bu fiyat bu olamaz. Ama şu olamaz. Bilmem ne. Fiyatı bu ama. Yani keşke öyle olmasa. İnanın. Ben böyle görüyorum, küçük sütler bile normalde 1 TL'lik sütler 4-5 TL olmuş. Keşke olmasa, biz de bunu istemiyoruz ama böyle bunun tartışmasını yaşıyorum mesela. Almak zorunda değilsin ki. Yani almayabilirsin. Sonra çıkarttı cebinden desteyle parayı, bir tane küçük suya 2,5'u ver, bir tane küçük su için çıkarttı. Şimdi yaptığın şov muydu? Neydi senin? Gerizekalı.
Yani alıyorsan al, almıyorsan al, zorlamıyor. Kimse kimseyi zor. Ben sana zorla suyu alacaksın, suyu alacaksın diye kafana vurmuyorum sonuçta. Bu arada Türk değildi. Yani neredeydi anlamadım. Suriye ya da Afganistan bilmiyorum nereli ama Türk değildi, onu biliyorum. Çünkü abla abla bu su böyle şöyle dedi durdu. Yani o yüzden anlamadım. Bu arada bunu dalga maçla söylemedim. Öyle söylüyorum. Şimdi bunu da yargılayacak insanlar çıkar. Ama o amaçta değil. Türk olmadığını anladığım için söylüyorum. Neyse Ed'de devam. Çağrı takayım ben sizi. Bakın şimdi size kim göstereceğim. Sinirli. Bak. Ne? Söyle. Aha. Hayır, ayakkabını çıkartmayız. Yengem kahvaltıyı getiriyor. Ah. Hayır, o onun. Aha. Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor. Şşt. Kolları bağla. Şöyle de böyle de şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor. Şşt. Kolları bağla. Sen de yap. Bağla. Herkes sizi soruyor gerçekten. Bugün birkaç kişi daha soruyor. Sütaş falan da sordu. Bir şey mi oldu dedi gittiler. Ben de yok dedim. Babam öylesine git dedim. Dedi, senin baban bakkalı nasıl bıraktı dedi. Vallahi gitti dedim bıraktı. Evet, ben yemek yiyeyim o zaman. Ben yemek yiyeyim. Ben yiyeyim o zaman. Sana mı? Hayır. Böyle mi dursun? Hayır, böyle durmayacak, beni çekecek. Hayır, beni çekecek. Ben olamam. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç. Ama başlamadık. Bir ne yiyoruz biz şimdi? Sen ne yiyorsun? Sen ne yiyorsun? Pia. Bu? Et. Dolma. Dolma. Bu? Patates. Ben ne yiyorum? Çorba. Evet. Sen yiyecek misin? Yok. Sen yiyecek misin? Ben yiyorum ya işte. Ben yiyorum ya işte çorba. Çak. Çak. Tutup yiyecek mi? Hadi beraber kreatingi yapalım. Yapmadan önce size şunu gösterecektim. Bu Nivea'nın sıklaştırıcı jelini bütün bacaklarımı, üst bacağımı özellikle göbek bölgeme, bel çevreme ve kollarıma sürdüm. Şimdi bel korsemi de takacağım ve başlıyoruz.
videoya başlıyorum. Isınma videosunu yaptım. Bacaklarım alev atıyor. Ben kendime böyle bir bacak şeyi aldım. Direnç bandı. Ama ben bunu alırken bende normalde var ama böyle orta gibi bir şey. Ama yani tam böyle şey değil. Dedim ki orta sert alın bari. Bu nasıl orta sert ya? O kadar sert ki açılımını etmiyor. Ölüm gibi bir şey bunu yapmak. Ama güzel. Bayağı sağlam ve kaymıyor. Trendyol'un aldım bu arada. Eğer böyle bir şey arıyorsanız direnç falan bunu alın. Yani ya hafifini alın, ilk başlıyorsanız ya da ortasını alın. Bendeki orta sert ama aşırı sert. Haberiniz olsun. Ay. Ben dışarıda yürüyüş yaparım diye aldım. Ben bununla yürüyüş yapamam. Bakar mısınız? Bütün bacağımı sıkıyor. Neyse başlayalım. Ne yapacağız? Açalım. Ben daha ısınma ve birinci videoda bittim çünkü ilk video bacak videosuymuş. Hadi ikinciye başlayalım. We've got 16 exercises today. Ay yine direnç bandı. Yok. Direnç bandıyla yapmayacağım çünkü beni mahvetti ya, diyorum ya size. Gerçekten bu kadar kaliteli bir direnç bandı beklemiyordum. Çok sıkı. Açamıyorum ya, bakın. Bu kadar açılıyor en fazla. Ve iç kısmı silikonlu, çok güzel ya. Asla bacaktan kaymıyor. Eğer alacaksanız gerçekten bu seriyi alın. Bunun hafif ya da sert ne fark ediyorsa onu alın. Ama ben direnç bandıyla yapmayacağım. Çünkü öldüm. Elim titriyor. Bacaklarım titriyor biliyor musunuz? Yemin ederim. Asla belli olmadı. We're doing a high knee here, but we're gonna add an extra.